Ve bugün tabii törenlerin ilk adresi her sene olduğu gibi Anıtkabir'di. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı atanın huzuruna çıktı. Daha sonra Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Serkan Şimşek'in izlenimlerinden izleyeceğiz. Evet, başkent Ankara'da kutlamaların ilk adresi her yıl olduğu gibi Anıtkabir oldu. Saat 11'de bir resmi törenle Anıtkabir'de kutlamalar başladı ve ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Şu anda da kameraman Hamza Can Bulat ekranlarınıza getiriyor. Oldukça yoğun bir katılımın olduğunu ifade edelim Anıtkabir'de. Tabii ilk etapta saat 11'de resmi tören gerçekleşti dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında devlet erkanı buraya geldi. Mozole'ye çelenk bırakıldı ve ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defteri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı ve böylece resmi tören sona ermiş oldu. O törenin ardından da şu an ekranlarınızda gördüğünüz gibi vatandaşların Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı diyebiliriz. Ellerinde Türk bayraklarıyla, Atatürklü bayraklarla pek çok vatandaş Ankara'da atasının huzurunda diyebiliriz. Tabii sadece Ankaralılar yok. Şu anda Türkiye'nin dört bir tarafından, dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda vatandaşın Ankara'da atasının huzurunda olduğunu ifade edelim. Tam 101 yıl önce kuruldu Cumhuriyet ve o 101 yıl boyunca da aynı coşku, aynı kıvanç devam etti. Ekranlarınızda da görüyorsunuz 7'den 70'e çok sayıda vatandaşın burada olduğunu ifade edelim. Sloganlar atılıyor, marşlar söyleniyor. Atasının huzurunda çok sayıda vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Ankara'da Anıtkabir'de kutluyor. Tabii biraz önce de ifade ettik, bir resmi tören saat 11'de gerçekleşmişti ve o resmi törenin ardından da Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Çok sayıda vatandaş da saat 12'den itibaren buraya gelmeye devam etti. Peki Anıtkabir bugün kaça kadar açık olacak? Hemen onun da yanıtını verelim. Bugün saat 22'ye kadar vatandaşların ziyareti için açık olacağını ifade edelim. Çok sayıda vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir'de atasının huzurunda olduğunu ifade edelim. Saat 11'de gerçekleşen o resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı ve her yıl olduğu gibi Anıtkabir'de çok büyük bir coşkuyla kutlamaların devam ettiğini ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım.